vahşi olanlar, güçlü boz ayı, küçük güçlü karınca, eşsiz timsah, yok edilemez gergedan böceği, çekiçli mantis karidesi. İçlerinde en güçlüsü hangisi? En güçlüler. Ayı. Kuzey Amerika'nın eşsiz güzellikteki dağ eteklerinde en güçlü sakini devreye geziyor. Yarım ton ağırlığa ulaşabilen boz ayılar, santimetre kare başı 500 kilonun üzerinde ısırma gücüne sahip ve saatte 50 kilometre hızla koşabilen saldırgan, zorlu hayvanlardır. 10 santimetreden büyük pençeleri ve devasa omuz kaslarını taşıyan kocaman cüsseleriyle eşeleme ve vurma kapasiteleri olağanüstüdür. Bu harika yaratıklar, arka ayaklarının üstünde dik durduklarında 3 metre boyuna gelip kendi türleri dışında herkesin üzerinde durabilirler. Rengi kendini cesurca savunsa da ayılar inanılmaz kas gücüyle, öldürücü pençeleri ve güçlü çeneleriyle birlikte geyiklere karşı muazzam bir rakip olduğunu kanıtlar. Bölgeye has iri yapılı ve son derece dayanıklı olan bu ayılar, soğuğa direnmek ve mevsimsel besin kaynaklarından en iyi şekilde yararlanabilmek için yaratılmışlardır. Boz ayıların koku alma duyusu o kadar güçlüdür ki suyun altındaki balıkları bile koklayarak ayırt edebilirler. Her biri birkaç kilogram olan ve yıllık göçlerini akıntıya karşı yapan somon balıkları, ayıların neredeyse tüm kış stoklarını destekleyerek bol miktarda yağ içeren öğünler sağlar. Kış uykusuna yatmadan önce vücut ağırlıklarının neredeyse 2 katına çıkarmaları gerekir. Mükemmel birer yüzücüdürler ve soğuğa karşı iyi yalıtılmışlardır. Böylece Alp sularında bolca vakit geçirebilirler. Ölümcül karşılaşmalar nadir olsa da bu ayılarla karşı karşıya gelindiğinde ölümüne dönüştükleri bilinmektedir. 20 santime 20 santim uzunluğundaki pençeleri yine yarısı kadar uzun pençelerle birleştiğinde ormanda boğuşma seslerini duyabiliriz. Yetişkin bir erkek, omuz hizasında 1 metre boyunda, 2 metreden uzun bir gövdeye ve köpeklerden bile daha güçlü bir koku alma duyusuna sahiptir. Sık sık suya gömülen bu avcıların muazzam cüssesi, kendilerini sık sık çevreleyen girdaplı akıntılardan etkilenmemiş gibi görünen 4 güçlü bacak tarafından desteklenmektedir. Etkileyici hafızaları olan, son derece zeki hayvanlar olan yavrular, anneleriyle birlikte sadece 2 mevsim geçirerek mevsimsel yiyecek akışını, bu yıllık ziyafetleri aramak için en iyi yerleri ve onları yakalamak için gereken avlanma tekniklerini öğrenirler. Şu an somon balığının cazibesine kapılan yetişkin boz ayıların birbirlerini tahammül ettiği ender zamanlardan birindeyiz. Bir boz ayının 30 santimetrelik devasa ağzı, her biri 5 santimetre uzunluğunda 4 köpek dişini barındıran bir ağızdır. Çeneleri o kadar güçlüdür ki 20 santimetre çapındaki çam ağaçlarını bile ısırabildikleri görülmüştür. Kış yaklaşırken ayılar yiyebildikleri kadar yiyecektir. Somon balığının bol olduğu zamanlarda bile bu hayvanlar bol somon balığından otlara, yemişlere, geyiklere ve hatta sığırlara kadar her şeyi yemeye devam edeceklerdir. Kış uykusuna hazırlanırken her gün en az 1 kilo alabilmektedirler. Burunlarıyla dünyada yön bulan bu usta hayvanlar, önceden gittikleri bol yiyecekli yerleri hatırlar ve tekrar tekrar ziyaret ederler. Güçlü bedenleri, kuvvetli duyuları ve güçlü pençeleriyle bu boz ayılar hayvanların en güçlüsü olabilir mi? En güçlüler. Karıncalar. ...12.000'den fazla türüyle dünyadaki karıncalar oldukça çeşitlidir. Ancak hepsi de oldukça serttir. Kendi bölgelerinin güçlü koruyucuları olan bu karıncalar istenmeyen misafirleri göndermekten çekinmezler. Dayanıklı çeneleriyle hem keser, hem ısırır, hem de taşırlar. Hatta bazen köle olarak yetiştirecekleri diğer türlerin yumurtalarını da taşırlar. Diğer zamanlarda da kendilerinden çok daha büyük kurbanları taşırlar. Ve öyle ki kimi zaman da kurbanlarını devleri savuşturmak için silah olarak kullanırlar. Dünyanın karıncaları yeni toprakları kolonileştirmek için mükemmel bir şekilde tasarlanmış kanatlı gruplarıyla hüküm sürüyor. Bu minik savaşçılar kendi ağırlıklarının 50 katına kadar yük taşıyabilen ve rakiplerini sıkıştırıp parçalayabilen çeneleriyle son derece güçlüler. Avustralya'nın tropikal ormanlarında yeşil ağaç karıncalarına çok sık rastlanır. Kolonileri yarım milyona kadar ulaşabilen tamamen işbirlikçi bu sosyal böcekler yuvalarını yüksek dallardaki yapraklardan inşa ederler. Küçük boyutlarına oranla karıncaların kasları daha büyük hayvanların kaslarından çok daha kalındır. Miligramı miligramına çok daha fazla güç üretirler. Eğer insanların kasları karıncalarınkiyle aynı ölçüde olsaydı başımızın üzerinde bir araba sallayabilirdik. Büyük işçi karıncalar yuvanın dışını birlikte örerler. Vücutları zincir şeklinde birbirine bağlı olan karıncalar zincirin uzunluğunu birer karınca eksilterek yaprak kenarlarını birbirine yaklaştırır. Diğer işçi karıncaların çenelerinde koloninin yapışkan beyaz larvaları taşınır. Bunlar zikzaklar halinde sıkılarak yuvanın yapraklarını birbirine sıkıca bağlamak için kullanılan bir ipek üretir. Tek bir koloni birkaç yuva yapar. Bazı yerlerde aynı koloniye ait bir düzine ağaca yayılmış 150'den fazla sayıda yuva bulunur. Bunlar bu hırçın minik savaşçılar tarafından öylesine vahşi savunulur ki koloniler arasındaki bölgeler genellikle böcek giremez alanlarıdır. Oval yuvalar 50 santimetre uzunluğunda olabilir. Eğer yoldan geçen masum biri tarafından kapıları çalınırsa bu 8 milimetrelik bölgesel asker sürüsü açık çeneleriyle çılgınca el kol hareketleri yaparak kavgaya hazır bir şekilde dışarı fırlar. Yeşil karıncalar birçok saldırı ve savunma tekniğine sahiptir. Sayıca güçlü olmalarının yanı sıra askorbik asit spreyi salgıladıkları bir ısırıkları vardır. İşbirliğine dayalı bir savaş planı ve bazı etkileyici güreş hareketleriyle koloninin bir kısmı kurbanını kavrayıp sıkıştırırken diğerleri onu parçalayarak larvalarına yedirir. Devasa kolonileriyle bazı ormanlarda karınca sayısı toplam böcek sayısının yarısını oluşturmaktadır. Gezegendeki her bir insana 1,5 milyon karınca düşerken aradaki dev boyut farkına rağmen dünyadaki insanların ve karıncaların toplam ağırlığı neredeyse aynıdır. Kurak Arizona çöllerinde bu hasatçı karıncalar çiftleşme için gökyüzüne uçmak üzereler. Kanatlı yürüyen dişiler ve erkek arılar yuvanın etrafında toplanır. Meksika boynuzlu kertenkelesi günlük aktivitelerini karıncaların en aktif olduğu zamana denk getirir. Hasatçı karıncalar son derece zehirli yaratıklardır. Tüm böcekler arasında en zehirli olanları. Onları bütün olarak yutan boynuzlu kertenkelenin kanında zehri zararsız hale getiren nötrleştirici bir madde bulunur. Bazen bir intikam saldırısı düzenlenir ancak yavaş hareket eden kertenkele onların iğnelerinden etkilenmez. Feromonların havayı ıslatmasıyla erkekler ve dişiler bir araya gelir ve adeta bir çiftleşme kargaşası yaşanır. Çiftleşme bittiğinde erkek arılar ölür. Dişilerse kolonileşecek bir yer bulur ve kanatlarını koparır. Artık onlara ihtiyacı yoktur. Hayatta bir kez ele geçecek bu fırsat için erkekler dişilerin üzerine üşüşür. Birkaçı bir tanesiyle çiftleşmeye çalışır. Bundan sonra dişi yeni bir koloni kuracaktır. Güçlerini, zehirlerini ve kaslarını gizleyen minik bedenleriyle koşuşturan karıncalar bildiğimiz en güçlü hayvanlar mı? En güçlüler. Timsah. Nehirler aktığından beri karanlık sürüngenler o sulara hükmetmiştir. Bir timsahın kusursuz çenesi şimdiye kadar kaydedilmiş tüm hayvanlar arasında en güçlü ısırma kuvvetine sahiptir. Kudretli T-Rex'e bile rakiptir. Pusuda bekleyen bir avcının tam tanımı olan timsah hızlı, güçlü ve hedef tanımaz. Ve istediğinde neredeyse hiç görünmez. Sert kaslardan oluşan kuyruklarıyla hareket eden timsahlar tüm vücutlarını suyun dışına fırlatabilir ve devasa çenelerini doğrudan hedeflerine yöneltebilirler. Nil timsahlarının en büyükleri 700 kilonun üzerine ulaşmıştır ve onlar için hiçbir şey kural dışı değildir. Gözlerindeki büyüteç kristalleri sayesinde mükemmel bir dürbün görüşü sağlayan timsahlar aynı zamanda su altında kullanmak için şeffaf bir göz kapağına sahiptir. Ve avlarına müthiş bir sessizlikte yaklaşırlar. 200 kilogramlık bir antilop son derece makul bir hedeftir. Çenesine bir antilop aldığında timsahın boğazının arka tarafındaki kapakçık içine hiç su almadan hayvanı yüzeyin altına çekmesini sağlar. Saatlerce su altında kalabilirler ve istedikleri zaman dışarı sıçrayabilirler. Çene yapıları yakalamak ve tutmak için o kadar mükemmeldir ki, o kadar muazzam bir güç üretir ki kurbanlar çaresiz kalır. Timsahlar derilerindeki hassas pullar sayesinde avlarının titreşimlerini algılayabilirler. Böylece göremeseler bile avlarının varlığını hissedebilirler. Güneşlenirken ağzını açması, vücudu ısıyı emmeye devam ederken timsahın beyninin aşırı ısınmasını önler. Neredeyse tamamen kaslardan oluşan kuyruklarıyla hareket eden bu en büyük sürüngenlerin mükemmel yüzücüler olduğu ve açık okyanustan nehrin 150 kilometre yukarısına kadar seyahat edebildikleri bilinmektedir. Bilinen en büyük tuzlu su timsahı 7 metreyi aşmıştır. Tarih öncesi bir zarafete sahip olan bu timsah, kuyruğundaki kabarık pullarıyla suyu vücudunun her iki tarafına yönlendirerek yüzme verimliliğini artırır. Dört buçuk metrelik bir tuzlu su timsahının çenesine güç veren kaslar, dişlerinin metali delmesine yetecek 2 ton basınç üretiyor. İnsanlardaki %3 ila %4'lük dönüşümün aksine, yediği her şeyin %50 ila %70'i ete ve enerjiye dönüşür. Yiyeceğin enerjiye dönüşüm oranı bu kadar yüksek olan timsahlar aylarca yemek yemeden yaşayabilirler. Timsahlar zırhlı vücutları, güçlü kuyrukları, inanılmaz çene güçleri ve eşsiz pusu tekniklerinin yanı sıra dış kulak kapaklarıyla da sürüngenler arasında en gelişmiş işitme duyusuna sahiptir. Acaba aralarındaki en güçlü hayvan timsah mı? En güçlüler. Gergedan böceği. Ulu ağaçları ve akan nehirleriyle ormanlar büyük bir gücün sembolüdür, ancak bitkilerin, dalların ve yaprak çöplerinin üzerinde koşuşturan bir yaratık kendi ağırlığının 850 katını kaldırabilecek kadar güçlüdür. Ormanları süsleyen kuşlardan ve yılanlardan daha sert olan bu sert savaşçı şüphesiz gezegendeki en güçlü hayvanlardan biridir. Dünyanın en büyük ve en sıra dışı böcekleri arasında yer alan olağanüstü gergedan böceği, Avustralya bok böceklerinin de en büyüğüdür. Bu sert tıknaz boynuzlu böcekler 6 santimetre uzunluğunda olabilir. Uçarken sadece arka kanatları çırpınır. Bu uçan hantal böceklerin ön kanatları, altta kalan arka kanatlar için sert bir kılıf şeklindedir. Ayaklarının ucundaki minik pençeler tutunmalarına yardımcı olurken 3 çift uzun eklemli bacak böceği bir sonraki dövüşüne daha da yaklaştırır. Daha büyük boynuzları olan erkekler daha küçük boynuzlu erkeklere üstünlük sağlar ve böylece ağaçların öz suyuyla beslenmeye gelen dişilere ulaşabilir. Dişiler etraftayken erkekler boynuz boynuza savaşa girerler. Amaç rakiplerini taşıyıcı daldan uzaklaştırmaktır. Böcek dünyasının bu iki devi birbirlerinin varlığından korkmamalı. Gergedan böceği vejetaryen bir beslenme tarzına sahipken kendine güvenen peygamber devesi alt edebileceğini bildiği böcekleri avlama eğilimindedir. Dayanıklı gergedan böceği bir sıçrama tahtası olarak kullanılabilir. Her bir çift sert çatallı boynuz neredeyse birbirine değiyor. Bu erkekler düşmanlarını devirmek amacıyla sadece çimdikleyebiliyorlar. Sert dış iskeletleri saldırılara, darbelere ve düşmelere karşı koruma sağlar ve devrilmeleri halinde bu kanatlı savaşçılar uçarak kaçabilirler. Gergedan böceklerinin bacaklarında sağlam kavramaya yardımcı olan kaval kemiği çıkıntıları vardır. Bu, etli kurbanlarını kavramaya yardımcı olan diken dolu bacaklara sahip peygamber devesinin bacaklarından çok farklı bir kullanım şeklidir. Hayvanlar alemindeki en büyük ve en ayrıntılı silahlardan bazılarına sahip olan bu zorlu böcekler, bitmek bilmeyen bir savaş için en sevdikleri dallarda bir araya geliyor. Bu Herkül boynuzlu böcekler oldukça sert. En güçlüler. Mantis karidesi. Renkli mantis karidesi hayvanlar alemindeki en karmaşık ve tuhaf görünümlü gözlere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda 22 kalibrelik bir mermiye eşdeğer güçte bir darbe de yapabilir. Mantis karidesinin güçlü ikinci ayağı müthiş yırtıcı pençesidir. Bazıları sopa, bazıları da mızrak olarak biçimlendirilmiştir. Bu sert kabuklular o kadar güçlü bir darbe indirebilirler ki bir akvaryum camını bile parçaladıkları bilinmektedir. Bizimkinin 5 katından daha fazla olan 16 görsel pigmente sahip bu saplı gözlerin her biri stereo görüşe sahiptir. Bazı mantisler önceden var olan yuvalarda saklanmayı tercih ediyor gibi görünse de iyi yuvalar oldukça az. Bu yabani karidesler karşısında kim olursa olsun agresif bir şekilde mücadele edecektir. Bu mantislerin vuruş hızı bilinen en hızlı tepkilerden biridir. Bazıları saniyede 10 metreye varan hızla vurabilir. Görsel avcılar olan bu hızlı yaratıklar kızılötesi, mor ötesi ve polarize ışığı görebilirler ve bunların hepsini saplardaki gözleriyle görürler. Vücutları da mevcut yuvalarının rahatlığında güvenli bir şekilde gizlenmiştir. Bir yengecin dış iskeletine çekişle vurmak çok az canlının yapabileceği bir şeydir. Ancak mantis karidesinin sopasından gelen birkaç darbe fazlasıyla yeterlidir. Çekiç benzeri uzantıları, muazzam kabuk parçalama kuvvetinin üretilmesine yardımcı olan bir mandal ve yay mekanizmasına sahiptir. Göz kamaştırıcı ağız uzuvları ve uzantıları, bu güzel mantis karidesinin bir dizi kas, yengeç, istiridye ve salyangozla beslenmesini sağlar. İster görüş gücü, ister bedensel gücü ya da tepki süresinin gücü olsun, bu göz kamaştırıcı küçük karides hayvanların en güçlüsü olabilir mi? devasa ayı, korkusuz karınca, heybetli timsah, zırhlı gergedan böceği ya da çekiçli mantis karidesi, hangisi en güçlüsü? Yeryüzündeki en zehirli yılan, nadir görülen zehirli kertenkele, büyüleyici mavi halkalı ahtapot, küçük kırmızı sırtlı örümcek ya da zehir dolu huni ağa örümceği. Acaba hangisi en ölümcül zehre sahip? En zehirliler: taypan yılanı, İnsanların nadiren girdiği Avustralya taşrasının ıssız kalbi, dünyanın en zehirli kara yılanının sıcak ve kavurucu yuvasıdır. 2 metre uzunluğundaki taypan yılanı, tek ısırığında çeyrek milyon fareyi öldürecek kadar zehir barındıran bir yılandır. Yazın daha soluk, ısıyı yansıtan bir renkten, kışın koyu, ısıyı emen kahverengi siyaha kadar değişen inland taypanı, çöllerin sert koşullarına güzel bir şekilde adapte olmuştur. Bu kaslı küçük pullu yılanlar, yaz sıcağında pişmiş toprağın çatlak ve yarıklarının yanı sıra en sevdikleri avları olan uzun tüylü sıçanın yuvalarına sığınırlar. Bu yuvalar ve yarıklar aynı zamanda yumurtalarını bıraktıkları yerlerdir. Bu uzun derimsi yumurtalardan bir düzineden fazlası bırakılır ve terk edilir. 2 ay sonra yumurtalar çatlamaya başlar. Kabuklarından sürünerek çıkan yavru yılanlar, halihazırda yetişkin bir taypan yılanıyla aynı zehre sahiptir. Kendilerini bekleyen çorak arazilerde kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar. Yumurtadan çıktıktan sonra neredeyse yarım metre olan bu hızla büyüyen yılanlar yalnızca sıcakkanlı memelilerle beslenir. Vücutlarının üst kısmındaki pulların koyu renkli kenarları, vücutları boyunca bir balık sırtı deseni oluşturur. Bu yılanların karın altları kremsi sarı renktedir ve turuncumsu lekeler içerir. Genellikle sadece bir tehdit anında ortaya çıktıklarında görülebilirler. Bu utangaç ve sakin yılanlarda nadiren görülen bir durumdur. Kurak taşranın ova fareleri ve diğer küçük memeliler zor zamanlarda yemek olabilir. Zehirli yılanlar avları genellikle hızlı hareket ettiğinden toksinlerinin hızlı etki etmesine ihtiyaç duyar. Böylece değerli öğünler ne kaybolur ne de savaşacak kadar uzun süre hayatta kalır. Ancak bu fareler taypan yılanının en sevdiği yiyeceklerden değildir. Bu en zehirli yılanların popülasyonları gerçekten de fare popülasyonlarına bağlıdır. Kendi evlerinde köşeye sıkışmışlardır ve kaçışları yoktur. Süper güçlü nörotoksin zehri, sıçanın vücudunu delip geçtiği için ölüm hızlıdır. Ölümcül etkileri, zehrin emilme hızını artıran bir yayıcı madde tarafından hızlandırılır. cansız fareyi istediği konuma iten taypan yılanı yemeğini hizalamakta. Son derece güçlü ve esnek kaslı çenesini açtığında sıçan çenenin her iki tarafındaki dişler tarafından kavranır ve yılan daha sonra sıçanı vücudunda gezdirir. Kürklü yemeği kayganlaştırmak için büyük miktarda tükürük üretilir. Yılanın vücudu fareyi sindirirken esnek deri ve küçük pullar bu sürece yardımcı olur. Yiyecek aşağı doğru inerken kaburgalar birbirinden ayrılır ve vücut alanını genişletir. Fareyi öldüren zehrin şimdi ise başka bir kullanım alanı var. İçerdiği güçlü sindirim enzimleri yılan yemeğini emmeye başladığında etin parçalanmasına yardımcı olur. Taypan yılanı tek ısırıkta 100 yetişkin erkeği öldürebilecek kadar zehirli olmasına rağmen bu utangaç yılan tarafından şimdiye kadar hiçbir insan ölümü kaydedilmemiştir. En zehirliler: Gila kertenkelesi. Zehir sadece yılan ve örümceklere özgü değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki ve Meksika'nın kuzeybatısındaki çöllerde Kuzey Amerika'nın en büyük kara kertenkelesi olan çarpıcı ve zehirli Gila kertenkelesi yaşamaktadır. Gila canavarı tek zehirli kertenkele değildir. Meksika boncuklu kertenkelesinin yanı sıra yeni araştırmalar bazı monitör kertenkelelerinde ve iguanalarda da zehir bulmuştur. Gila kertenkelesi yarım metreden biraz daha büyüktür. Bu tıknaz sürüngenlerin alt çenelerindeki dişlerinin altında zehir bezleri vardır ve genellikle yavaş hayvanlar olmalarına rağmen hızlı bir şekilde saldırabilirler ve inanılmaz derecede güçlü bir ısırıkları vardır. Genellikle yalnız yaşayan hayvanlar olan Gila canavarları zamanlarının %95'inden fazlasını yer altındaki yuvalarında geçirirler. Yer üstünde geçirdikleri zamanın çoğu ilkbaharda çiftleşmek ve erkek erkeğe dövüşmek için bir araya geldikleri zamandır. Bu kertenkeleler savaşmaktan çok güç ve dayanıklılık testi gibi görünen geleneksel güreş maçlarına katılırlar. Her erkek en üstte olmak için yarışır. Yılanların aksine bu hayvanların zehri enjekte edilmez. Kertenkelelerin dişlerindeki oluklar kurbanın etini çiğnerken zehrin ona geçmesini sağlar. Kendi zehirlerine karşı bağışıklıkları vardır ve bu güreşler nadiren ciddi yaralanmalara yol açar. Bu hayvanların derisi serttir. Çünkü boncuk görünümlü pulların içinde gömülü küçük kemikler, osteodermler bulunmaktadır. Dinozorlarda yaygın olan ancak günümüzde yaşayan sürüngenlerde nadiren görülen bir deri türüdür. Yaşadığı çöllerin ve yarı kurak çalılık alanların kayalık eteklerini tercih eden Gila kertenkelesinin zehri savunma amaçlıdır. Esas olarak onu çakallardan ve avlamaya kalkışabilecek inatçı, yırtıcı kuşlardan korumaya yarar. avını kontrol altına almak için yüksek dozda zehre ihtiyaç duymaz. Gila kertenkeleleri yılda sadece birkaç kez beslenmeye ihtiyaç duyar. Beslendiklerinde de çoğunlukla yumurta ve memelilerin yeni doğmuş çaresiz yavrularından oluşan bir beslenme düzenine sahiptir. Bu canlılar yer altında saklandıkları yerlerde aranır. Batı elmas sırtlı çıngıraklı yılanının zehri kadar zehirli olmasına rağmen Gila canavarının dişleri bir yılanın enjekte edici dişlerinden çok daha az etkilidir ve bir ısırıkta nispeten az miktarda zehir ortaya çıkar. Gerçi bu durumda fazlasına gerek yoktur. Gila kertenkeleleri avını yakaladığında çiğneyerek dişleriyle yarattığı yaralara nörotoksinlerin geçmesini sağlar. Bir oturuşta kendi vücut ağırlığının 1/3'ünü yiyebilen bu kertenkeleleri fareler aylarca ayakta tutabilir. Bu dişlerin altında yatan zehre her zaman ihtiyaç duymayabilir veya kullanmayabilir, ancak uyuşuk gila kertenkelesi zehri derisini kurtarabilir. En zehirliler: mavi halkalı ahtapot. Pasifik Okyanusu'nun sığ sularında bir golf topu büyüklüğünde olan bu hayvan tam tamına bir değil, 2 tür zehir taşıyor. Biri ana avı olan yengeçler üzerinde kullanılır ve bu insanlar için nispeten zararsızdır. Diğeri ise savunmada kullanılır ve yetişkin bir insanı dakikalar içinde öldürebilir. Muhteşem mavi halkalı ahtapot. Genellikle soluk kahverengi renkte olan bu ünlü ahtapotlara isimlerini veren yanar döner mavi halkalar yalnızca avlanırken ya da heyecanlandıklarında ortaya çıkar. Üç kalbi ve şeffaf mavi kanıyla bir ahtapotun sıradan ya da normal hiçbir yanı yoktur. Mavi halkalı ahtapot yengeçler ve yumuşakçalarla beslenir. Bu sert vücutlu kurbanlar genellikle arkadan takip edilir ve pusuya düşürülür. Mavi halkaların taşıdığı güçlü toksinler, tükürük bezlerinde barındırdıkları ortak bakterilerden oluşan yoğun koloniler tarafından üretilir. Bakteriler tetrododoksin adlı zehri üretir. 1 miligramı bile bir insanı öldürebilir. Bu da onu bilinen en güçlü sinir toksinlerinden biri yapar. Bu zehri kendi savunması için saklar. Böylece yengeç, ahtapotun daha hafif toksinleriyle zehirlenerek 8 kollu bir ölüm kucağında felç olur. Ahtapotun büyüleyici mavi halkaları pigment dolu deri keselerindeki değişikliklerle aktive olur. Rahatsız edildiklerinde, tehdit edildiklerinde ya da tedirgin edildiklerinde titreşen halkalar açık ve doğrudan bir uyarı sinyalidir. Bu yengecin kabuklu kalıntıları için hiçbir uyarı yoktu. Mavi halkalı ahtapotlar üreme zamanlarında doğaları gereği oldukça dramatiktirler. Yaklaşık 50 yumurta bırakan dişi bunları emici güvenli kollarında taşır. Dişi yumurtaların gelişmesi için birkaç ay boyunca yemek yemez. Anne ahtapot, bezelye büyüklüğündeki yavruları yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra ölecek ve ardındaysa genlerini taşıyacak ölümcül yavrularını bırakacaktır. En zehirliler, kırmızı sırtlı örümcek. Gözlerden uzak kulübelerde, çitlerin ve posta kutularının altında, barbekülerin altında ve hatta bahçe çöplerinin arasında çok ölümcül bir dişinin yüzlerce yavrusunu barındıran dağınık ağlar vardır. Ağının köşesine sıkışmış kırmızı sırtlı örümceğin kırmızı deseni, ölümcül yeteneklerinin reklamını yapmaktadır. Avustralya'nın her yerinde bulunan kırmızı sırtlı örümcek, yakın akrabaları olan Kuzey Amerika'nın meşhur karadulu ve Yeni Zelanda'nın katiposuyla çarpıcı bir benzerliğe sahiptir. Bu tarak ayaklı örümceklerin ağları etkileyici bir tasarım mühendisliği harikasıdır. Karnının alt tarafındaki ağ memelerinden saçılan ipek, sadece Arap saçı görünümündeki ağları inşa etmek için değil, aynı zamanda yiyecekleri sarmak ve içinden yüzlerce yavrusunun çıkacağı yünlü yumurtalıkları inşa etmek için de kullanılır. Kırmızı sırtlı örümcek yavruları anne ağından balon yaparak ayrılır. Kendilerini çevredeki yeşilliklerin yüksek bir noktasına çıkarıp rüzgara kapılarak onları yeni yuva alanlarına taşıyacak ince ipeksi bir çizgi bırakırlar. Üremek için yamyamlık yapan dişi, spermini kullandığı erkeği yiyerek 2 yıl boyunca üremek için saklamaya devam eder. Nadir görülen ve dişiden 5 kat daha küçük olan erkek, çiftleşirken vücudunu kendisini tüketen sık çizgili dişiye sunacaktır. Bu çalışkan dişilerin zehri tüm Avustralya örümcekleri arasında en güçlü olanlardan biridir ve dişlerinin hemen üzerindeki zehir bezelerinde depolanır. Yüksek zehir oranına sahip dişlerin küçük boyutta olması, ısırığında çok az zehir olduğu anlamına gelir. Bu, avlarını etkisiz hale getirmesi için fazlasıyla yeterli olsa da, her 5 ısırıktan yalnızca biri insanlarda önemli bir zehirlenmeye neden olur. Bu durumda da ısırık bölgesinde aşırı ağrı oluşur. Etkili bir panzehirin kullanılmaya başlanmasından bu yana, kırmızı sırtlı örümcek ısırıklarından kaynaklanan insan ölümleri bildirilmemiş olsa da, bu panzehirin Avustralya'da en yaygın kullanılan panzehir olduğu ve diğer tüm panzehirlerin toplamından daha fazla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu genç örümcekler için yaşam mücadelesi çoktan başlamıştır ve örümcek yavruları yamyam olarak dünyaya gelerek yumurtadan çıkmamış tüm yumurtaları ve kardeşlerini yerler. Kendi evlerini kurduktan sonra oldukça ürkek olan bu örümcekler ağlarını nadiren terk eder. İnsanlardaki ısırıkların çoğu ev dışında habersizce etrafı karıştırırken kazara temastan dolayı olur. inanılmaz ağ memeleri, her biri tek bir ipek yumağı üreten küçük delikler içeriyor. Bu da onun farklı işlevler için yumakları çeşitli şekillerde kullanmasına olanak tanıyor. Ve işte böyle devam ediyor. Eğiriyor, dokuyor ve ürüyor. Kendi yaşamı boyunca 5000'e kadar potansiyel yeni zehirli yaşam doğuruyor. En zehirliler. Huni ağ örümceği. Ürkek kırmızı sırtlı örümceğin aksine korkutucu huni örümceği kaçmaktansa yerinde durmaya daha meyillidir. Ve erkek huni örümceği kırmızı sırtlı örümceğe göre daha tehlikelidir. Huni örümcekleri son derece saldırgandır. Oldukça zehirli salgılarını yaymaları bir yana aşağı doğru bakan dişleri öyle güçlüdür ki bir tırnağı bile delebilir. Farklı hayvanlar huni örümceklerinin ısırıklarına karşı çok değişik tepkiler verirler. Temel besin kaynağı olan böcekler, küçük kertenkeleler ve kurbağalar için ölümcül olsa da birçok memeli etkilenmez. Ancak insanlar için huni örümceğinin zehri örümcekler arasında en zehirli olanlardandır. İşte bu çekirge için ölümcül olacak. 3 farklı ısırık türü vardır. Birincisi hiç zehir içermeyen kuru ısırıktır. İkincisi çoğunlukla av yakalamada kullanılan, zehrin avlanan hayvana uygun bir ölçüde salındığı ısırıktır. Örümceğin vurucu hareketleriyle köşeye sıkışan büyük cırcır böceği daha küçük bir sinek ya da böceğe göre daha fazla zehir almak üzeredir. Çok bileşenli zehir aynı zamanda avı daha sonra tüketmek üzere iyi durumda tutmaya da yarar. Bu cırcır böceğindeki zehrin ciddiyeti yadsınamaz olsa da insanları en çok endişelendiren 3. ısırık türü olan maksimum doz ısırığıdır. Zehrin maksimum dozda alınmasının etkileri hızlı ve şiddetlidir. Panzehir olmadan insan ölümü saatler içinde gerçekleşebilir. Huni örümcekleri hayatta kalmak için nemli bir ortama ihtiyaç duyar ve günlerinin çoğunu yeraltı yuvalarında geçirir. Yaz ve sonbahar yağmurlarında erkekler genellikle geceleri dişi aramak için dışarı çıkarlar. Huni örümceğinin dünyasında çiftleşmek tehlikeli bir olaydır. Dişi vücudunu saldırı pozisyonuna getirir ve erkeğe o değerli spermlerini aktarırken dişiyi tutma gibi zorlu bir görev bırakır. Erkek bunu dişi onu öldürmeden önce yapmalıdır. Eğer erkek çiftleşmeden sağ çıkarsa ya dişi onu öldürür ya da erkek kısa süre sonra ölür. Bu iri görünümlü yaratığın dünyanın en zehirli örümceği olduğuna inanılması hiç de şaşırtıcı değil. Peki hangisinin en zehirli olduğuna nasıl karar vereceğiz? Çok zehirli ama utangaç olan taypan yılanı mı? Ender görülen zehirli sürüngen mi? Mavi halkalı ölümcül ahtapot mu? Kırmızı sırtlı yamyam örümcek mi? ya da ölümcül derecede zehirli huni örümceği mi?